Evet, özel sanatı kasergi salonumuzun bir üçüncü katına çıkalım. Odaları da orada tek tek bir gezmek istiyoruz. Burası bir antika eski Cumhur Osmanlı döneminden kalma üç katlı bir taş bina. Osmanlı evleri de genellikle 2 ve 3 katlı olmaktandır. Eski taş binalarımız. Burada eski tablolarımız var. Burada 3-4 kişilik oturma yerimiz var. Balkonumuz. Buradan oturup Antep'i şöyle seyir edebilirsiniz. Evet, şimdi şu odamızı girelim, gezelim. Odamızda ne var? Şöyle bir Osmanlı antika bronz mangalımız var. Paşa mangalı, orijinal. Her yeri bronz. Yaklaşık 30 kilo ağırlığında falan gelir tepsisiyle öyle var. Gerçek antika. Osmanlı 170-200 yaşlarına yakın bir yaşı var. Burası sergi salonumuz. Buradaki gerçek eşyalar, gerçek günümüzde ağaların, paşaların kullanmış olduğu bakır eşyalar, bakır cezveler, Ermeni ve Osmanlı bakır eşyalar. Gerçek bir mazisi olan bakır eşyalar. Sonradan yapılma, sonradan üretilme, taklit olan bir parça yoktur. Bulamazsınız. Gerçek amaçla yapılmış, kullanma amaçlı yapılmış eşyalarımız burada. Bunların her birinin bir anlamı var. Hepsi, her biri 100-150 yaşlarında eski kullanılmış eşyalarımız. Bunlar da zamanca geleceğin güzel korundukça antika adayları. Bunlar Osmanlı dönemimizde kullanılmış su, çeşme muslukları. Tabii bizde çeşme çok Osmanlı'da. Bunlar çok ilginç ve kalite değişik olanlarını burada sergiliyoruz. Su fiskiyesi var. Bir antika ilk çıkan bir bronzdan yapılmış 5-6 kilo ağırlığında su saatimiz var. Burada elbise fırçaları var. Gümüş, bronz üzerine yapılmış takılar var. Eski kutusunda eski kokulu sabunumuz var. Eski şemsiyemiz var. Burada hemen hemen genellikle bayan eşyaları. Şurada gene çeşmelerimiz var. Osmanlı. Antik sayılacak artın 100 ve 150 yaşlarında taş çeşme muslukları. Bunlarda vida olayı yok. Aç hapa.
Burada tatlı kaşıklarımız, çatal bıçak, gümüş ve mine üzerine olanlar var. Burada sapları gemik, çatal bıçak takımımız. Şurada bir pikniğe giderken çatalı bıçağı, içinde kutu, suyu, su kabı var daha. Ekmek kabı var, piknik sepeti yani. Şurada bir kemer, tacı, kemer, bileklik, boynuna takılan şey yani bir köylü barak kızının takıldığı aksesuarı, ziynet eşyaları. Bu da bir berber malzemeleri. Tıraş bıçağı. Şurada berberin usturası, ustura keskinleyecekler şeyi. Pudra rakları. Berber tası. İlk çıkan tıraş makineleri, aratrikli. Cilat keskinleyecek malzeme. İşte burada bir berberin hemen aksesuarları bulunmaktadır. Burada da tütsü kaplarımız var. Osmanlı bronzdan yapılmış tütsü kabı. Bronzdur. Genellikle İslam ülkelerine ait tütsü kaplarımız var. Bu yana öyle. Şurada bir altın tombak tütsü kabımız var. Yine şurada bir tombak tütsü kabımız. Bunda şekerdenlik kapakları açılıyor. Bu buhardanlık, Yahudi buhardanlığı, kilise. Şu bir Osmanlı şamdanı. Bu bir kahve cezvesi, sokak aralarında satan acı ve melengiç kahvesi satılan melengiççinin kahve cezvesi. Gömülür sistemi varsa iyi. Şunda gene melengiç ve samavarları, kahve samavarları. Binanın tavanı yağlı boyadan yapılmış. İstanbul manzaralı resimler var. Kız Kulesi falan. Fatih'in İstanbul'a giriş şeyi var. Hürrem Sultan'ın resmi var. Süleyman Sultan Süleyman'ın, Kanuni Sultan Süleyman'ın resmi var. Bunlar yağlı boya. Burası bir orman. Ormanın içinde ilk ve aslanlar, avcılar. Bu odamız da bu kadar. Ne? İkinci bir odamızı size salonumuzun tanıtalım.